acımasız imtihanla imtihan olmak. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Allah aşkına. O da bir böleyim. 7 satır. Bir başlamadan bir böleyim abi. Şimdi geçen namazdan sonra birkaç kere düşündüm de. Bazen abi bu gafil YouTube'da ufak ufak videolar izliyor. Bir şey denk geldi abi bana. Bir tane yaşlı bir Japon karateci Hasan abi. O karatecilerin böyle katı çizmek dedikleri bir şey var. Yani hayali bir düşmanla veya birkaç tane düşmanla dövüşüyorlar. Evet. Tamamen hayal. Abi o ihtiyara baktım. O izledim. Sonradan da el duasında kendime baktım. Ya adam hayalindeki düşman saydığı adamlarla, belki adam 80 yaşına gelmiş, bir mücadele ediyor abi, bir disiplinli, bir böyle hareketle acayip kasıyor kendini. Kimse yok ama. Hiç kimse yok. Tamam, kimse demez manyak mı lan? Manyak demez. Olmayan bir düşmana bu olur mu demez. Olur mu demez. Sen kime dua ediyorsun der. Kesinlikle. Hayır. Şurada şöyle bir utanma hissi oluştu bende abi. O adam o bence fuzuli bir vaziyette o ciddiyeti sağlarken ben kimin huzurundayım ya? Allah aşkına ya ben kimin huzurundayım? Ellerimi açıyorum da farkında değilim. Ellerim havada belki, yüzüm başka yerde, parmaklarım oynuyor. Ya enseme karıştırıyorum ya göbeğimi karıştırıyorum. Ya ben ne yapayım? Bu bizde de kusur var abi. Yani biz neyin karşısında olduğumuzun, kime muhatap olduğumuzun farkında değiliz. Bu. Ve sizinle bağlayacağım abi bu işi. Şimdi oturup televizyonun başında bu adam manyak mı? Bu adamın veyahut da Nurcu camiasından veyahut da dindar olup başka bir meslekten olanlar böyle kınarken, tenkit ederken acaba şunu demiyorlar mı ki ya? Ya bu adamın hakikaten sıkıntısı neydi? Ya bu buradan reyting mi yapacak? Medyaya çıkmıyor, kaçıyor. Medyaya zaten kaçıyor. Hubbucat desen zaten yok. Yamalı pantolonla sizin derslerinizi izledim. Yani ve gelirken şalvar değiştiriyorum biliyor musun? Bu yeğen diyor ki hayır. Bunu değiştiriyorum biliyor musun? Derse çıkarken gömleğim ayrıdır. Zannediyor ki hayatım ayrıdır. Evet. Yani bu ciddiyete madem sen yapamıyorsun niçin tenkit edersin? Niçin saygı duyup benim o Japon karateciye saygı duyduğum gibi niçin siz de saygı görmüyorsunuz abi? Evet. Çok ilgimi çekti bu örnek. Hakikaten kataç ben de çizerdim. O sporu yapardım ben de. Eskide lisedeyken yapardım. Çok garibime gitti. Aynı öyle derdi. O kata çizerken her bir hamlede karşının bir hamlesi var. Kata çizerdim. Ve olmayan bir düşman, manyak yani darbe yok ki oraya kesiyor, böyle yapıyor, tam yapıyor. Bir adama yok, niye yapıyor? Hiç öyle düşünmemiştim, aferin. Acımasız imtihan olmaya kadere fetva vermemek lazım, başta altında. Bir şey mi diyeceksin Suat? Yok abi. Altı satır bir şey okuyacağım. Ama bir şey bulmuş değil mi güzel? Çok değişik şeyler. Âli bir sarayın kapısında vazife yapan köpeğin hukukunu muhafaza ve müdafaa etmek o saray sahibi olan sultanına aittir. Bu risalede geçiyor. Kızdığımız, gıybetini ettiğimiz bir müminde sultan-ı kainatın mübinine hizmetçi olabilir. Bilerek veya bilmeyerek hakkımız olmadığı halde onu rencide edecek gıybetini, iftirasını yapmak hafazanallah, gadab-ı ilahinin cebine vesile olur. Ve en sevdiğimiz evlad-ı yâlimizin elimizden alınıp acımasız imtihanına vesile olabilirinden korkmak ve titremek lazım. En acımasız çocuğunu alacaksın. Geçen bir tanesinin yaptığı gibi telefon etti. Alo. Ondan sonra buyurun. 031 nereye bağlı? 0031. Hollanda galiba. Evet abi. Hollanda. Dedi ki
Hocam dedi, sen beni tanımazsın. Ben şu anda yataktayım, sana acındırmak için söylemiyorum. Bu habere düştüğün zaman en çok sana kızan, nefret eden, bizi bir sürü sıkıntılara soktu diye gıybetini yapan benim. Ama şimdi kanserim, ilk sen hatırıma geldi. Hakkını helal et dedi. Çünkü Allah düşmanlarını, düşmanlıklarını açık ilan ederken, biz Müslümanlar Allah'ın düşmanlarını açık ifade edemiyoruz. Tamam mı? Vesaire bir şeyler saydı. Siz de şahit oldun. Ben hakkımı herkese helal etti. Kim gıybet etti, küfür etti, hakaret etti, hepsine hakkımı helal etti. Hakkım yok. Hiç kimse benden endişe etmesin. Efendim,